Ne yapıyorsun ya? Sen ne oluyor? Beni yalnız bırak git. Hiçbir yere gitmiyorum. Sen de kendine geliyorsun. Asil tarafın belli zaten. Git. Ne tarafı ya? Ne tarafından bahsediyorsun? Ya asıl sen hangi taraftasın? Bir uyan. Kim için kırıp döküyorsun? Neden bu kadar alınıyorsun? Bak babanın kim olduğunu unuttuysan hatırlatayım sana. Hani şu anneni yıllarca ilaçla uyutan baban. Şimdi numarayla nikahlayan baban. Asil. Zorlama beni. Sen zorluyorsun ama. Bak anlamıyorsun. Ne anlamayacağım lan? Bilmiyorum ben anlıyorum tabii ki de. Tamam babam. Ne babam? Ne? O herif pislikteki bile olsa benim babam. Ama sen bunu anlayamazsın. Neden biliyor musun? Çünkü benim annemle babam yok değil mi? Aynen öyle. Doğru. Haklısın benim babam yok. Ama seninkine baktıkça şükrediyorum yok diye. Her zamankinden versene. Bir tane daha. Neredesin sen? Sabahtan beri kaç oldu arıyorum merak ettim. Aradığın Alazağ şu an ulaşılamıyor. Ne saçmalıyorsun sen? Senin aradığın Alaz ben değilim Asya. Las kendine gel ne oluyor? Kendimdeyim. Hatta öyle kendimdeyim ki iliklerime kadar özüme döndüğümü hissediyorum. Kafan mı güzel senin bir şey mi içti sen ha? Bir tane daha versene. Babana mı bir şey oldu yoksa? Benim babama hiçbir şey olmaz. Bana da. Çünkü ben babamın oğluyum. Allah bırak şunu. Bak kafam bozuk anlıyorum ama canımı sıkma benim. Hadi gel elini yüzünü yıkayacağız toplayacağız bırak, seni. Hadi bırak, lütfen. Bırak Asya. Bırak dağınık kasını toparlayamaz. Alaz bana bak. Alaz bana bak. Bana bak. Bana bak. Gözlerime bak. Ne oluyor? Ne demek şimdi bu? Hı? Benim az. Eski Alaz. Özlemedin mi? Yapma. Ama ben buyum. Herifin tekiyim. Unuttun mu? Sen kaç kurtar kendini benden. Uzak dur benden. Duramıyorum. Onu ne yapacağız? İşini kolaylaştırayım o zaman. Ben Alaz Daklacı. Şeytanın oğluyum.
Allah belanı versin senin. Asim. Asi, biliyorum şimdi sen ara verdin ama istiyorsan bir daha çıkma sahneye bu akşam. Niye? Sıkıntı yok, ben tamam. Sen çok çok tamamsın ama... Manzaraya baktım da, kasma kendini. Bak senin iyi olman her şeyden daha önemli. Sağ ol. Ben bir tuvalete gideyim. Nereye? Tuvalete ya. Nereye olacak, bir şey yok. Sen iyisin, hoşsun da güzelim. Bu ikizin bir kıllandırıyor yani beni. Yok abi ya. Aslında tanısan var ya, şeker gibi çocuk. Sus kız. Şeker meker cıvım hemen. Ay. Ay bir şey söyleyeceğim. Burası bir sıcak mı oldu? Sıcak oldu değil mi? Çıkarsan sen de şu üstünü. İyiyim ben ya. Şimdi şeklimiz bozulmasın. Bana bunu yapma. Ne yapmayayım Alas? Ne yapıyorum ben sana? Asi, bak inadını yapıyorsan... Ne inadı lan? Ne inadından bahsediyorsun sen? İçeride ne yaptığının, kimle olduğunu farkında mısın sen? Ne çeviriyorsun, ne yapıyorsun, ne amaçlıyorsun? Kafan mı iyi senin? Asi bak ben... Sen ne halt oluyorsa dışarıda tutuyorsun beni. Araya sürekli bir mesafe koyuyorsun. Ne yaptığının, ne yediğinin... Hiçbir şey anlamıyorum ya ben. Hiçbir şey anlamıyorum. Hiçbir şeyim değilsin artık benim. Hiçbir şeyime de karışamazsın. Anladın mı? Karışırım. Peki şuradan giren ilk adamı gidip öpsem ne yapabilirsin? Yapamazsın. Öyle mi? Bak bakalım nasıl bir duyguymuş, hadi. İçeride olanlar göründüğü gibi değil, sandığın gibi hiç değil. Ben Çağla için buradayım. Rüyayla Çağla o uçurumdayken içerideki herif onları kayda almış. Kızı da tehdit ediyor. Görüntüyü almak için de Çağla'nın muhteşem planına uymak zorundaydım yani. Anlayacağım konu ne İlayda ne de başka biri. Neden bana söylemedin? Söyleyemezdim. Pisliklerimizi örtmekle de bileniyoruz. Hiçbir şey olmasaydım Çağla'nın uçurumda ne yaptığınızı söylemeyecektim belki sana. Yaman'ın da senin de yüzüne bakmaya utanıyorum. Hala utanıyorum. Hala Asi. Yokluğu bir dert. Varlığı da ayrı bir dert. Ama ne olur kızma bana.
acı çekmemi istiyorsun biliyorum. Hak ediyorum onu da biliyorum ama bana bunu yapma. Sevgilim değilsin deme bana, hiçbir şeyim değilsin deme bana bir daha. Bu saçlara başka biri dokunsa ben ne yaparım? Bu dudaklara başka biri öpse ben ölürüm Asiye. Neyin kilitli burası ya? Temizlik var. Bence temizlik biraz daha devam edebilir. Ne dersin? Asiye burada mı? Tolga, bir şey mi oldu? Evet, Asiye bir şey oldu ama sen telefonlarını açarsan daha da güzel şeyler olabilir. Ne oluyor Tolga? Kapıya dayanmalar falan. Sana da merhaba, Anas. Yalnız konuşabilir miyiz? Olur. Ben içerideyim o zaman. Tolga ne oluyor? Sana bahsettiğim arkadaşım. Müzik prodüktörü olan. İngiltere'den geldi, şu an burada. Birkaç saate dönüyor ama dönmeden Asi. Seni canlı dinlemek istiyor. Gerçekten mi? Şu an burada durumlar çok karışık Tolga. Ben ağzı böyle bırakamam. Asi, sen benim şu an sana ne söylediğimi anlıyor musun? Ya anlıyorum, anlıyorum da... Ya en azından başka bir zaman olsa şimdi... Ne, şimdi ne Asi? Yok senin bir şey anladın falan. Bak yine burada saçma sapan bir karar vereceksin. Ben de yine buna seyirci kalacağım ya. Bir dursana ya sen. Ne bu atar gider ben anlamadım. Neyin atarı biliyor musun? Anlatayım. Senin şu herifle kendini harcamanın atarı. Sana yaptığı onca şeyden sonra hala onunla beraber olmaya devam etmenin atarı gideri Asi. Tolga saçmalıyorsun şu an. Hiç sırası değil. Tam sırası. Tam sırası. O kadar zaman sustuma saysam. Sakin. Sakin, sadece konuşuyorlar. Kör olmuşsun. Alaz dışında her şey kör olmuşsun sen. Bak Asi. Seni ilk tanıdığım andan beri. O barda tanıştığımız ilk akşamdan beri. Gözlerinin içine bakıyorum ben senin. O da sus lütfen. Susmayacağım artık, susamıyorum. Asi ben sana deli gibi aşık oldum ya. Ama benim ol demedim. İlla yanımda ol demedim. Niye biliyor musun? Çünkü eğer sen mutlu olursan ben mutlu olurum. Ama sen onun peşinden sürüklendikçe, kendini yok saydıkça ben deliriyorum. Çünkü sen mutsuz oluyorsun. Sevmek böyle bir şey değil Asi. Sevmek nasıl bir şey? Anlatsana Tolga. Sevmek nasıl bir şey? Senin yaptığın şey hiç değil. Orası çok net. Başka bir şey netleyelim o zaman. Beni seviyor musun Asya? Az saçmalama istersen. Soru çok basit. Beni seviyor musun? Senin bana hiçbir şey ispatlamana gerek yok.
Çünkü ne olursa olsun Asi nasıl hissederse hissetsin, senin onu hak etmediğin gerçeğini hiçbir şey değiştiremez. Benim aşık olduğum kız bir zorbaya, bir narsiste aşık, tamam mı? Tolga git lütfen. Lütfen. Sen nasıl istersen. Peki. Kime neyi ispatlıyorsun ya sen? Hala o iki kelime çıkmıyor ağzından. Nasıl zorlama istersen. Sorsa ben söyleyeyim o zaman. Seni köpek gibi seviyorum ben, tamam mı? Bana kimse sevgi anlatmasın. Kâlı ne derse desin. Ben sensiz nefes alamıyorum. İyi geldi çıkmak. Hem de bu kadar kolay. Konuşmalıyız. Bahanesiyle nasıl ikna ettin annemi? Bahane değil. Konuşmamız lazım. Ayrıca annen değil, Güven abi izin verdi. Sen ciddisin. Ne konuşacağız peki? Ayrılma konuşması mı yoksa? Beni terk mi ediyorsun? İşini kolaylaştırayım mı? Hatta sen hiç zorlanma. Şöyle yapalım, ben destek atayım sana. Bugüne kadar bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Tepeden tırnağa da haklısın zaten. Bugüne kadar dayanmam bir mucize. Ben senin yerinde olsam iki gün bile... Hamileyim. Ne? Sen ciddi misin? Ciddiyim. Test yaptım bugün. Ciddi. İnanamıyorum. Beni çok mutlu ettin Asi. Bizim bir çocuğumuz mu olacak? Baba olacağım baba! Oğlum, bekler. Bu güzel kızla evlenip hayatım boyunca mutlu olacağım.
Asal gibi bir hayatımız olacak Asi. Aile olacağız. Bir ailem daha olacak. Ben daha ne isteyebilirim ki? Aslında böyle tepki vermem gerekiyordu değil mi? Doğrusu buydu. İyi. Ben o adam değilim Asya. İçinde boğulacağım bir aile daha istemiyorum. Belki ben bir ailem olsun istiyorumdur. Olamaz mı? Olabilir. Aile nasıl bir batak bilmediğinden olabilir. Ya sen karşındakine bir baksana, bir bak. Ben Alaz taklacı. Bu dünyanın bir taklacı babaya daha ihtiyacı var mı sence? O karnındaki bebeğe haksızlık değil mi? Bak canın çok yanıyor biliyorum. Yaşadığın her üzücü olayda darma duman oluyorsun, onu da biliyorum. Çünkü senin yaraların içinde, en derininde. Kimse görmese de ben görüyorum Alaz. Ben seni tanıyorum Alaz. İyiliğinle, kötülüğünle, günahınla, yaranla, suçunla. Ben... seni seviyorum. Vay be. Sonunda iki kelimeyi söyledin ha. Bunu hiç söylediğinde bir depoda her şeyin bittiği noktadaydık. Şimdi de her şeyin bittiği noktadayız. Ama oradan kurtulduk. Çıktık ve devam ettik. Ben devam edemem Asya. Çünkü sana git kurtul bu bebekten diyeceğim. Sen de benden nefret edeceksin. Baba. O. Peki. Sana söz veriyorum, senden nefret edeceğim. Hem de öyle nefret edeceğim ki bir daha yüzünü bile görmeyeceğim. Bu bebekten kurtulduğum ilk anda senden kurtulacağım. En doğrusu bu. Asikos. Nereye? Alaz. Hapishaneme. Alaz. Korkak! Kurtar kendini! Kurtar beni kendinden aptal! Thank you.
Asi! Asi, aç şu kapıyı! Ne istiyorsun, ne var? Asi. Ben bunu sana yapamam. Sen sana... bebeği istiyorsam ben... ben buna engel olamam. Git buradan. Bak, istersen ben yanında olurum. Bebeği birlikte... Bebek falan yok. Ne? Ne demek yok? Doldurdum çünkü. Haklıydın. Ne istediğini bile bilmeyen, çocuk gibi mızmızlanan bir adamla neyin çocuğu be? Aptal ettin beni Alas, aptal! Herkes bana doğruyu göstermeye çalışırken senin peşinde sürüklendim durdum. Kendimi unuttum ya ben. Bir defa aynı kötülüğü yapmadım ama kendime. Aldırdım bitti. Şimdi sonsuza dek...